Sevgili arkadaşlarım, sürekli geçmişe dönüp bakarsan boynun tutulur. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri ve analiz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İki aralık iddia programı bülteniyle sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem kupon ve rolling sisteminde kullanabileceğiniz ideal tekli maç tahminleri, bahis analiz, iddia atıyor ve yorumlarımıza bakacağız. İki adet ücretsiz, herkese açık iddia telegram grubumuz var. Youtube ve web sistemde vermediğim tekli iddia tahminlerimi canlı telegram grubumda, günlük hazır kupon tercihlerimi ise kombine grubumda ara ara haftada 1-2 gün veriyorum. Nokta atışı tercihlerle fazla dalmadan, macera aramadan, her maça balıklama, zıplamadan hareket ederek telegramda da kazandırmaya devam ediyorum. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonuna indiriyorsunuz. Yorumlara bıraktığım Telegram grubu linklerine tıklayıp ücretsiz iki grubumuza da katılıyorsunuz. Ayrıca kazanma oranı oldukça yüksek olan ve başarılı olduğunuz daha detaylı analizlerle oluşturduğum daha fazla sayıdaki banko tekli bahis tahminlerimden banko günlük ideal kombine ve yüksek oranlı kombine tahminlerinden oluşan VIP Telegram grubumuz var. Kain asla değiliz ama oldukça başarılıyız. Kazanmak istiyorsanız VIP grubumuza katılmanızı tavsiye ederim. Katılmak isteyenler Telegram uygulamamızı telefonuna indiriyorlar. Sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinden bana ulaşabilirler iletişim linkinden. İddia kazandıran tahminler.com web sitemiz var. Detaylı analiz yapmadım. Sadece oran analizine göre oluşturdum. İki buçuk üst ve karşılıklı gol var tahminlerini sitede bundan sonra paylaşmaya başladım. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basıp videonun açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki bank site linkine tıklayıp iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Şu yarayı sizlere yapacağım. Aman ha, dikkat çok başarılı ne derse geliyor güzel tahmin yapıyor. Bu sefer çok misli gireyim. Her zaman hiç atıyordum. Bu sefer kasamı batayım gibi şeylere lütfen kapılmayın. Hangi gün, hangi maçta, hangi olumsuzluklarla karşılaşacağımızı önceden bilme imkanımız yok. Kasanız ve yönetimini yapınız. Umut dağıtmıyorum, umut tacirliği da yapmıyorum. Mantıklı, ideal olabilir. İstatistik ve matematiğe göre oluşturduğum özet görüntüler izlenmiş maçların tercihlerini mantıksız ecrimden geçirip sizlere veriyorum. Biraz da şansı yanımızda olursa aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, kaçan penaltılar, direkten dönen toplar, yıldız oyuncu sakatlanmaları, 90 artı 4'te gelen goller vesaireler olmuyor. Başarılı oluyoruz. Ama 1.05 oranın bile garantisi yoktur. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Kanalımıza abone olan birçok üyemize aramıza hoş geldiniz diyorum. Maçlar farklı saatlerde de zil işaretini açarsanız maçlar anında sizlere ulaşır. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 16'da Bulgaristan Parva Liga'da Ludogorets'te Arda karşı karşıya geliyor. Ludogorets oynadığı 14 karşılaşmada 12 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. 35 gol atıp 9 gol yedi, 36 puanı bulunuyor. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde CSKA Sofya oynadı ve CSKA Sofya'yı kendi evinde 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Arda ise oynadı 14 karşılaşmada. 4 galibiyet, 6 beraber 4 mağlubiyet aldı. 16 gol atıp 15 gol yedi. 18 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasının kendi evinde Levski Sofya oynadı. Ve Levski Sofya ile golsüz 0-0'lık skorla berabere kaldı. Goller açısından Arda'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Arda son 5 karşılaşmasının dört tanesini 1.5 üste tamamladı. Maçla ilgili tahminim 1 0 çifte şans 4,5 alt combo. Bunun da 1 1.23 gibi oldukça güzel bir oranı bulunuyor. Saat 18.30'da Bulgaristan Parva Liga'dan Sofya ile Lokomotiv Sofya karşı karşıya geliyor. ÇSK Sofya oynadı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 22 gol atıp 15 gol idi. 29 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı son karşılaşmasını deplasmanda Ludo Gares'de oynadı ve Ludo e deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Lokomotiv Sofya oynadı 15 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 13 gol atıp 23 gol yedi, 15 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik, 3 mağlubiyeti bulunuyor. Son karşılaşmasını kendi evinde ÇSK 1948 Sofya ile oynadı ve KG varlığı 2-2'lik skorla maç sonuçlandı. Goller açısından Lokomotiv Sofya'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Lokomotiv Sofya son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5'se tamamladı. Maçla ilgili tahminim maç sonu 1. Bunun da 1xbet'te 1.25 gibi oldukça güzel ideal bir oranı bulunuyor. OneXBet, dünyada bahislere en yüksek oran veren en güvenilir bahis şirketler arasında ilk sırada yer alır. Kupon bozdurma seçeneği, risksiz bahis, her maça bahis açma, MBS olmaması, otomatik emir tanımlama, korner ve kart bahisleri gibi daha sayamadığım bir sürü avantajlı seçeneği bulunuyor. İlk yatırım özel, tüm yeni üyelere %100 bonus imkanı da tanıyor. Size videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktığım link, ve IKD 19 promosyon kodu ile siteye kayıt olursanız ilk paranızı yatırdığınızda ekstra bonusunuzu kazanırsınız. Saat 20.45'te Hollanda Eredivisie'den Alkmaar'la Sittard karşı karşıya geliyor. Alkmaar oynadığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 23 gol atıp 19 gol yedi. 17 puan toplamayı başardı. Son karşılaşmalarına baktığımızda son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda vites sayılı oynadı ve Go golsüz 0-0 skorla berabere kaldı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 1.5 üste tamamladı. Sittars ise oynadı 13 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 15 gol atıp 32 gol yedi, 9 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasında 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasının kendi evinde Groningen'le oynadı ve Groningen'a 4 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans 1.5 üst kombo. Bunun da 1.26 gibi Vanixbet'te oldukça güzel bir oranı bulunuyor. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızda bir mantısı yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 23'te Hollanda Eredivisyen'i Ajax Willem'le kendi evinde karşı karşıya geliyor. Ajax oynadı 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. 43 gol attı, 2 gol yedi, 33 puan topladı. Form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşması deplasmanda Sparta Rotterdam'la oynadı ve deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesini 1.5 üstte Ajax tamamladı. Willem ise oynadığı 14 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 16 gol atıp 23 gol yedi. 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına bakınca bir beraberlik, 4 mağlubiyeti bulunuyor. Son karşılaşması kendi evinde Eagles'la oynadı ve da kendi evinde 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tahminim ikinci yarıyı ev kazanır. 1-23 gibi de bunun 1 oldukça güzel bir oranı bulunuyor. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza vantı uzatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımı yorumladım. Risklerinizi biraz düşük tutmanızı tavsiye ederim. Neden olarak dersen Hollanda maçları var biliyorsunuz. Hollanda'da biliyorsunuz artık seyircisiz oynanıyor maçlar. Dolayısıyla her türlü her şey açık oluyor. Bunun için riskinizi ayarlamanızı tavsiye ederim. Düşük misleri düşük tutunuz. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekildeydi. Risk atma değer, kazanma ihtimali yüksek. ideal mantıklı sağlam seçenekler oluşturmaya çalıştım. Verdiğim gün iddia tahminlerini ideal oran isteyenler ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak yüksek oran isteyenler canlıda olan bekleyip tekli ya da çiftli kombo ile kombin ya da rolling de hepsini ayrı ayrı kaplamalı değerlendirebilirler. Tahminlerini zaten çoğu tutacak artık siz işinizi bilirsiniz. Siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yarınki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şansınız bol olsun.